olabilir. Ha, belki de yönetimi kabul etmiyor. Peki şimdi Gökhan Özen'i biliyorsunuz. Evet. Ya yine biz programı bitirdikten sonra hafta sonu Gökhan Özen bir paylaşım yaptı. Yani inanılmaz dehşete düşürecek bir paylaşımdı. Dakikalar sonra Gökhan Özen canlı yayınımızda olacak. Ve birazdan bize olayları bütünüyle anlatacak. Ama öncesinde Cuma günü paylaşılan o kan donduran görüntüleri bir izleyelim. Buyurun. Şarkıcı Gökhan Özen'in davalık olduğu eski kayınpederi Mehmet Sevigen'den rüşvet rövanşı. Ünlü şarkıcının daha önce rüşvet alıyor diyerek CİMER'e şikayet ettiği bir dönem bakanlık yapan Mehmet Sevigen aklandı. Aklanan Sevigen'den karşı hamle geldi. Eski kayınpederinin açtığı iftira davasından sonra ifade vermeye gitmeyen Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlü şarkıcı tutuklanacak mı? Neden ifade vermedi? Gökhan Özen iddialara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. İşte detaylar. Herkesin dilindeki şarkıları, çok satan albümleri, aşklarıyla gündemden düşmeyen bir döneme damgasını vuran Gökhan Özen, hızlı giden bir kariyerin ardından 2010 yılında Selen Sevigen'le evlenmişti. Eski bakan Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen ve Gökhan Özen 2016 yılında boşandı. Aşk bitti, velayet savaşı başladı. Ayrılığın ardından Amerika'ya yerleşen Gökhan Özen 4 yıl sonra geçtiğimiz yıl Türkiye'ye dönüş yaptı. Kızılca kıyamet koptu. Gökhan Özen ve Selen Sevigen arasında ardı arkası kesilmeyen kavgalar başladı. Birbirlerini suçlayan eski eşler karakolluk oldu. Gökhan Özen, çocuklarının kendisine gösterilmediğini, Selen Sevigen ise psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını iddia ediyordu. Selen Sevigen'in Gökhan Özen hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmasından sonra ünlü şarkıcı eski kayınpederiyle davalık oldu. Gökhan Özen siyasi nüfuzunu kullanarak kendisini çocuklarından uzaklaştırmak istediğini iddia etti. Bir dönem ülkemizde bakanlık yapan Mehmet Sevigen'i CİMER'e şikayet etti. Eski kayınpederinin sahibi olduğu oteli rüşvet de aldığını iddia etti. Özen'in şikayetiyle başlayan soruşturma tamamlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde söz konusu otelin usulüne uygun bir şekilde yapıldığı belirlendi. Sevigen'den karşı hamle geldi. Hakkında takipsizlik kararı verilen Sevigen, kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla eski damadına 1 liralık manevi tazminat davası açtı ve kazandı. Yetmedi, şikayetçi oldu. Bununla da yetinmeyen Sevigen, Özen hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında savcılık Özen'i ifadeye çağırdı. Ünlü şarkıcı ABD'de olduğu için ifadeye gelmeyince savcılık yakalama kararı çıkarttı. Haberin basına yansımasının ardından Los Angeles'ta bulunan Gökhan Özen dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi. Haberlerin eski eşi ve ailesi tarafından kasıtlı yaptırıldığını iddia eden Özen hakkında verilen yakalama kararını daha önce kaldırdığını dile getirdi ve savcılık kararını yayınladı. Rüşvet iddiasında geri adım atmayan ünlü şarkıcı, kendisinden önce de eski kayınpederi hakkında CİMER'e yapılmış 3 şikayet daha olduğunu iddia etti. Haberlerin eski eşi ve ailesi tarafından kasıtlı yaptırıldığını iddia eden Özen, hakkında verilen yakalama kararını daha önce kaldırdığını dile getirdi ve savcılık kararını yayınladı. Gökhan Özen'den ses kayıtlı karşı hamle. Bana bak! Seni var ya, oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ünlü şarkıcı, eski eşi Selen Sevigen'le arasında geçen küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu ses kaydını. Buna ne diyorsun Mehmet Sevigen? Ben sana ne demiştim de gururun kırılıp hakkında hakaretten dava açmıştın. Bak bu senin kızın, sen yetiştirmişsin, pardon yani yetiştirememişsin, hale bak seviye yerlerde diyerek paylaştı. Videonun devamında, bugüne kadar yine de evlatlarım hatırına bu hakaretlere hakaret davası açmamıştım. Ama senin ağzı bozuk kızına şimdi yeni bir dava açma zamanıdır. Hakaretten benim sözlerimi kırılıp bu hale gelmişsin madem. Düşün bu kadar küfrü hem kendine hem ölmüş babana böyle şuursuz bir kadından sen yesen kim bilir neler yapardın. Bir düşün hele bakalım diyerek yeni bir dava sürecini başlatacağım duyurdu. Daha sonra ise Sevigen'in aklandığı rüşvet iddialarını ise yeniden gündeme getirerek ha sizin derdiniz gurur değil alıştığınız usul sağa sola iftiralar, tehditler, küfürler yağdırıp çirkeflikle kendi ağzından anlattığım bir suçtan sıyrılmaksa tabii orası ayrı.
Sonuçta Allah görüyor, ben doğru bildiğimi konuşurum. Şunu iyi bil, sen beni susturamazsın. Bu panik ve öfkenin 600 yıllık tarihi yapıyı otel yapmış anne ve babasının Cimer'e şikayet edilmesiyle bir ilgisi var mıdır? Bu hakaretleri aynı odadan dinlemeye maruz bırakılan 5-8 yaşlarında iki kız çocuğunu bu dava ile ilgili vahşice baskı unsuru olarak kullanan bir anne sağlıklı mıdır? Sorusuyla açıklamasını sonlandırdı. Ya delir Peki, şimdi maalesef hiç hoş olmayan görüntüler gerçekleşti. Tabii evlatlar için hoş olmayan görüntüler. Gökhan Özen'le bir konuşacağız. Ekibimiz Gökhan Özen'e ulaştı. Şu anda tabii ciddi bir saat farkı var ve internet bağlantısından dolayı görüntülü yapamıyoruz. Onun bağlantısında bir düşüklük var. Ses kalitesine bakacağız. Bir günaydın. Ya tabii onun için günaydın değil ama. Gökhan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, ben sizi duyuyorum. Hoş bulduk herkese. Süper, ses çok güzel. Selam. Biraz yukarı yükselir. Biraz görüntü de var. Biraz seni şapka... Ha süper. Ay Gökhan özlemişiz de seni ya bu arada. Ha görüntülü konuşabiliyoruz yani. Keşke ben de sizi görebilsin. Olsun işte Seren, Arto, ben sonra izlersin. Ya konular maalesef can sıkıcı. Senden dinleyeceğiz. Nasıl bu hale gelindi? Çocuklarla ilgili bu durum bizim canımızı çok sıkıyor. Senden bir dinleyelim. Peki şimdi şöyle ulaşan bütün magazin basını dahil diyorlar ki bu konunun başı net değil. Bu konunun 5 yıl çok iyi süren bir evlilik, arkasından 5 sene hiçbir şey yok, sessizlik, gayet güzel bir medeni boşanma. Bir anda da böyle ters nasıl döner diye insanların kafası karışmış. Hemen netleştirelim. Bu karışıklığı karşı taraf birlikte yarattı. Yani Sevigen ailesi konunun özünü saptırmak için bunu sanki bir aile dramasıymış gibi ortaya attı. Türkiye'yi, sizi, beni, benim evlatlarımı böyle bir girdabın içine sokup konunun özünü değiştirmek istedi. Ama bunu başaramıyorlar. Çünkü soruşturmalar açılıyor adlarına. Kapandı diyorlar, tekrar da açılır. Bugün bunları söyleyeyim. Konunun özü şudur efendim. Ben en son İstanbul'a geldiğimde Los Angeles'tan 2 sene önce korona dönemi ve de zor geldim. Uğraştım, geldim çocuklarım için. O döneme kadar hiçbir problem yok Mehmet Sevigen'le, Gülay Sevigen'le ve kızıyla zaten hiç olmamış. Hala da yok. Öyle bir problem yok. Yani bu konuların ne ben çocuklarımla ne eski ne ilgisi onu söyleyeyim. Ben İstanbul'a geldiğinde Mehmet Sevigen beni kendisi arıyor. Diyor ki görüşebilir miyiz? Tabii buyurun dedim. Kaldığım tatil otele davet ettim. Geldi, konuştuk, atladım. İşte ne yapıyorsun Amerika'da? İşte bildiğiniz muhabbetler, yani arada hiçbir sorun yok. Ne konuşulursa onu konuşuyoruz. Bu da dedi ki ben bir otel yaptım. Ben de seni oraya davet edeyim. Oraya bir gelir misin dedi. Tamam dedim. İkinci görüşmemizde beni kendi oteline götürdü. Bu binaya. 600 yıllık tarihi eser. Mimar Sinan yaptı diyor. Biz aldık diyor. İşte bütün benim Cimer'de anlattığım bütün detayları da bana o gün orada anlattı. İnsanlar diyor ki madem bu kadar kötüydü sana niye anlatsın? Aramız kötü değildi. Bu anlatmaların sebebi de asıl şuymuş. Bu konuşmalar şuraya geldi. Gökhan, sen bizim her zaman damadımızsın. Sen bizim her zaman evladımızsın. Bak senin de orada bir kız arkadaşın yok. Gel sizi bir araya getirelim. Yani benim burada özel hayatımı gözleri önünde yaşamıyor olmam bu insanlara belki de böyle bir ümit vermiş olabilir. Ben de kırıcı olmadan bu beklentiyi karşılayacağımı kendilerine söylediğimi düşünüyorum. Yani gayet medeni bir şekilde. Bu tavırdan sonra, bu olaydan sonra inanın iki gün içerisinde çocuklarımı ağlarken ve benim de onları arayamazken böyle bir duruma düştüğümüzü buldum. Ve ben bir kitap yazıyorum dedim bunun üstüne. Ve yazıyordum aslında kitabı. Sadece izleyicilerle paylaştığım tarih açıkçası çocuklarımı göremediğim tarihtir. Sonra bu aile bana geldi, dedi ki sen bizi kitap mı yapıyorsun dediler. Ben de dedim ki işte burası çok önemli. Eğer dedim ben bildikleri kitaba falan yazmam. Gider Cimer'e anlatırım. Cimer'e dilekçeyle anlatırım dedim. Ben bunu dedikten sonra her lafı ağzımdan çıktıktan iki gün sonra uyanıyorum. Bütün gazeteler senkron şekilde beni kutandan kurtarın. İşte beni sanki hani kadına şiddet olaylarına dahil edip de benim gibi bir adamı bu işlerin içine dahil edip de sanki topluma linç ettirmek amacıyla çocuklarının babasını yapılmış bir hareket. Ama tabii burada panik var. Çünkü bu bir ceza davasıdır. Bu bir magazin davasıdır aslında. Ama bu ailenin istediği işte kafa karıştı. Bilmem net oldu mu? Tamam, çok net oldu. Sesimizi tekrar açalım. Şimdi soru sormak istiyorum. Seren'in de sorusu var. Bizim de sorularımız var. Çok net anladık Gökhan. Ama şimdi Seren sorusunu soracak. Gökhan'cığım merhabalar.
Merhaba Serhan'cığım, nasılsın? Teşekkür ederim canım. Umarım sen de iyi olacaksın. Gökhan, bir şey sormak istiyorum. Benim anladığım kadarıyla eski eşin seninle barışmak istiyordu. Çünkü barışmak istemese zaten babası sana böyle bir teklifte bulunmazdı. Anladığım kadarıyla babası senin barışma teklifini reddettikten sonra hırslandılar. Eşin hırslandı ve bu yola, yani çocuğu göstermeme, şartları zorlama konusuna gittiler. Öyle mi anlıyorum? Yani doğru mu anladım? Kesinlikle doğru. O da bir süreç halinde. Ben bu hayır dedikten sonra bir anda pat diye olmadı. Bir köpek bahanesi bulundu. O köpekten bir kavga çıkarıldı. Herhalde büyük ihtimalle Mehmet Sevigen'e de çok büyük bir bu anlamda gaz verildiğini düşünüyorum. Bu adamı benim üstüme yolladılar bu anlamda. Ben de böyle bir baskıyı kabul edemem. Ben hayatta kendi babamla bile saygı çerçevesi içinde ama hiçbir zaman baskı görmeden yaşamış bir insanım. Benle çok terbiyesiz bir konuşma oldu kendisinin. İnanın bana Halil Sezai gibi olmaması için çok zor tuttuğum bir konuşma oldu aramızda. Nedir bu köpek meselesi? Gökhan'cığım, bu köpek meselesi nedir? Şimdi onu da soracak insanlar çünkü. Köpek meselesi uydurma bir mesele. Anlamadınız Serencim. Yani hiç olmayan bir problemdir. Şimdi 5 yıl evlilik, ben bu insanı evliliğimde korumuşum, kollamışım, eşim diye gözüm bakmışım ya, herkes biliyor. Ayrılmışız, hiçbir sorun yok. Sonra kalmışım, beni Gökhan'dan kurtarın diye gazetelere, karakollara gidiliyor. Demek ki bunun altında küfürler başka... Mesela küfürler ediyor sana. Ne zaman etti bu küfürleri? Şu anda biz yayınlayamıyoruz ama yani internette var. Sen yayınladın. Sayfasında da var. Sayfanda da var. Çok ağza alınmayacak küfürler ediyor. Ben o kıza da hiç yakıştıramadım bu kadar ağır küfürleri. Neden dolayı sana ediyordu o küfürleri? Anneleri şikayet ettiğim için. Cimer'e şikayet ettiğin için. Peki sen niye Cimer'e şikayet ettin kayınpederini? Bir de onu anlatsana bize. Yani neden, nasıl bir zulüm gördün de bunları açıklamayı hissettin? Tabii çok net söylüyorum. Bakın, ben tekrar sıralamayı söyleyeyim. Siz anlayın, siz basınsınız, daha iyi çıkartırsınız. Ben net söylüyorum. Ben bu insanlara niyetim yok dedikten sonra, yani ben Amerika'da hayatımı kurdum. Evet, kız arkadaşım yok. Ama hani bunu söylemek zorunda bile değildim ama söyledim. Yok ama dedim, hani benim bir özel hayatım da var, ben düşünmüyorum dedikten sonra, çocuklarımla olan bütün iletişimim kesildikten sonra, ben bir kitap yazıyorum diye internete paylaştım. Tarihi orada, Instagram'a bakabilirsiniz, duruyor. Benim dava edilmemden 10-15 gün önce olması. Şöyle, ya kızımla barışacaksın ya da çocukları görmeyeceksin olayına mı döndü? Bu şuna döndü: biz buna bir dava açalım, bu zaten çocuklarını çok seviyor. Biz bunu çocuklarıyla korkutursak sonra da uzlatma talebi ederiz, bu da bize... O da bir etmez. eve döner dedi. Aslında sen kitabında, Gökhan, aslında sen kitabında belki bu yolsuzluktan, senin iddianla bahsetmeyecektin ama sonraki tehditler seni Cimer'e başvurdu. Doğru mu anladım? Ben açıkçası, bana kitap sorulduğunda bu aileye benim hatam orada oldu. Ben açıkça Cimer dedim. Dememle beraber 3 gün sonra da kendimi mahkemede buldum. Hı. Yani dedim ki, bakın, ben sizi kitaba yazarsam Cimer'le paylaşırım dedikten sonra kendimi mahkemede buluyorum. Peki, yani bu şudur. Ben bir soru sorayım. Sen bizi Cimer'e vermeden biz sana bir dava, sonra da uzlaşma talep ettiler zaten. Hem de 6 kez. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu demek, susacak mısın, susmayacak. Ben de hani Seren, ben izledim, ben Gökhan'a üzülüyorum diye. Bence sen bu insanları üzül. Çünkü bu insanların planı tutmadı. Bu insanlar zannettiler ki bence divan, ama ne olur beni, tamam ben vazgeçtim bu şikayetten gibi zannettiler. Böyle bir şey. Gökhan'cığım, ben sana üzülüyorum derken senin çocuklarını görememene, sana bunların yaşatılmasına çok üzülüyorum. Yani sana üzülüyorumdan kastım aslında senin çocuklarına çok düşkün olduğumu bildiğim için, sadece eşinle barışmıyorsun diye onun ailesi tarafından bu anlamda cezalandırıldığını söylemen beni çok üzüyor. Çünkü bunu yaşamaman gerekiyordu diye üzüldüm ben aslında. Yani sana üzülmek için değil, yaşadıklarından ötürü. Ben de hemen Seren'den topu alayım Gökhan. Peki çocuklarınla mücadele için Los Angeles'ta olman biraz zor olmuyor mu? Yani çocuklarını bırakıp dünyanın öbür ucuna gittin ve herhalde yıllardır da bir şekilde uzaksın gibi duruyor.
bazı müzik çalışmaları için diye tahmin ediyorum ama çocuklarından ne olursa olsun çok uzaksın. Ben böyle biliyorum. Beni aydınlatırsan ve bütün seyircileri de aydınlatırsan, yani çocuklarınla mücadele orada daha mı kolay, yoksa burada olman daha mı kolay ve iyi olur senin için? Yani artık şöyle, ben Amerika'ya benim geleceğim 22 yaşımdan beri belliydi. Evlenirken evlendiğim insanla geleceğimi açık ve net olarak söyledim ve kendisiyle de "aa tabii ben de orada okudum kesinlikle" diyerek onayını alarak evlendik. Daha sonra kendisi gelmek istedi, almak istedi belli kendi sebeplerinden dolayı. Benim çocuklarımdan ayrılıp dünyanın öbür ucuna gitmiş gibi bir durumum yok. Ben bugüne kadar hayatım, eğitimim, perspektifim, hayallerim uğruna da dünyaya iş çıkarmak için, dünyaya İngilizce şarkılar çıkarmak için 7 senedir buradayım. Ve orada nasıl bir kariyeri de dondurup buraya geldiğimi hepiniz biliyorsunuz. Baba Yiğit'in harcı olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Ben bir riske girdim ve gayet de güzel taşıyorum ve bu riskle aslında zevk alıyorum. Çünkü her gün bu yolculuğu daha çok üstüne gidip eğleniyorum. İngilizce şarkılarımı dünyaya çıkarmak için buradayım. Tekrar söyleyeyim. Çocuklarımdan ayrılmış olmak gibi bir durumum yok. Türkiye'ye döneceğim. Bakın bu cümle çok önemli. Türkiye'ye döneceğim. Adalete güveniyorum. Velayet davalarımı açtım. Şimdi senin için kendi kariyerin daha önemli o zaman. Çocuklarının geleceği mi önemli, senin kariyerin mi önemli? Yani aile, çocuklar. Artucuğum, ikisi de beraber gidecek. Senin çocuğun yok. O yüzden sen bir babanın çığlığını anlayamazsın. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Ben bu olayın senin bile başına gelmesini istemem. Açıkçası. O yüzden bu çok ağır bir olay. Ben hayallerim için ve kariyerim için ve hayatım için buradayım. Çocuklar da benim hayatım. Ama bunların ikisinin birbirini kesmiyor olması lazım. Ben ne hayallerimden vazgeçerim de çocukların ikisinden de vazgeçmek. Teklifte bulundun mu Amerika'da birlikte yaşayalım diye? Çocuklarımızla eski eşine Amerika'da birlikte yaşayalım, burada bir hayat kuralım dedin mi? Birlikte miydiniz o zaman? Tabii ki dedim. Tabii ki dedim. Demez miyim? Zaten dedim. Dedim. Gökhan, sen hattayken şunu söyleyelim, yayıncılık etiği gereği. Adı geçen herkesin söz tabii hakkı vardır ve bağlanabilirler. Gerçekten siz kendisi bağlanırsa çok sevinirim. Eğer bağlanmaya cesaret bana söylerse, ben sana o lafları söylemedim, o rüşvet hikayelerini ben anlatmadım diye kendisi anlatırsa Mehmet Sevgen çok sevinirim şu an. Gökhan, kaydın var mı? Herhangi bir şey kaydettin mi? Ne gibi? Yani orada bir konuşma, seni davet ettiklerinde herhangi bir görüntü, bunu ispatlayacak bir şey. Şimdi, bu soruyla ilgili net kanı orada duruyor. Herkes gidip bakın, 600 senedir de duruyor. Şu plazası diye paylaştın, rüşvet plazası. Nasıl söyleyeceğim? Nasıl bu kadar hızlı bir şekilde TL'den 2 trilyon TL bina, o zaman herkes yapsın. Usulüne uygun. Ben de yapsın, ben de yapayım, Arto da yapsın, siz de yapın. Herkes yapsın, zenginleşsin, bizi dinleyen bir Türk halkı yapsın bunu. Peki böyle. Peki bunu bunca zamandır biliyordun, niye daha önce söylemedin? Bunca zamandır bilmiyordum. Neyse, bildiğim hatta söylediğimi bu insanlara söyleyip dava edip çocuklarımın geleceği için 6 ay geciktirebildiler. Evet evet, yok net orası. Orayı yanlış anladı Arto. Hayır, çok net yani, ve çok zaten tabii yani öğrendiğin an söylemen zaten çok insanı içine su serpen bir Gökhan, görüntü. Gökhan, bir de bir şey daha soracağım. Eşinle birbirinizi çok, ben sizi görüyordum da çok böyle aranızda sevgi olduğunu çok gösteren bir ilişkiydi. Ne bitirdi bu ilişkiyi? Güzel soru. Valla her evlilikte olan bence problemler bitirmiştir. Karşılıklı olabilir yani, beklentilerin karşılanmaması olabilir, ilgisizlik olabilir, anlaşmazlık yani. Bu hani aradaki konuşma bitiyor Seren, yani artık iletişim bitiyor, birinin derdi olunca öbürü anlamaya çalışmıyor. Hepimizin yaşadığı, herkesin yaşadığı sorun. Gittim bence bu evlilikten. Bence seni anlamayanlık eşindi galiba. Eşin bence gitmedi ve babasından yardım, çünkü bu kadar bir kayınpederin bir evliliğin içerisinde olmuş olmasını da anlayamıyorum. Kötü bir şey. Değil. Bu da kafa karışıklığına dahil. Benim evliliğim boyunca Mehmet benim evime birkaç ayda bir gelmiştir. Ev düzen benim. Finansal olarak
kimseden beklentim yok. Kızlarına gül gibi baktım, evet, biliyorlar. Evet, zaten orada hemfikiriz. Bittikten sonra bu kadar müdahale olmasını acaba hanımefendi mi rica etti diyoruz? Ya kızını koruma. Anlık bittikten sonra da müdahil olmadı. Konu kendi konusu. Konu otel, konu kızı değil ki. Kızını ortaya atan kendisi. Tamam. Peki. Peki. Şimdi reklama gidiyoruz. İsterse bizimle tekrar devam edebilir. Gökhan, bir minicik bekleteceğiz seni. Reklam sonra son cümleni alacağız senin. Ve dediğimiz gibi sözü geçen herkesin cevap hakkı var. Şimdi kısa bir ara, buyursunlar. Peki Gökhan şu anda tekrar hattaysa, ona bu süreçte Gökhan, yayını kapatacağız. Senin son sözlerini almamız lazım. Seni nasıl bir süreç bekliyor ve tabii ki Türk halkını? Bir de ne istiyorsun? Ne istiyorsun, ne istiyorsun bu aileden, eski karından ve çocuklardan? Öncelikle Arto'ya cevap vermek istiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Durup dururken dava açılan benim. Dolayısıyla bu saatten sonra da böyle bir ailenin içinde küfür, kıyamet, rüşvet, o kadar pisliğin içinde iki tane kız çocuğumu bırakmak istemiyorum Arto'cuğum. İsteğim budur. Mahkemelere, adalete güveniyorum. Karşımızdaki insan her ne kadar politik gücünü kullansa da her yerde, hukuk dahil. Ben de dediğim gibi ismimle cismimle buradayım. Çocuklarımı istiyorum Arto. Çocuklarımın geleceğini istiyorum. Çocuklarımın mutluluğunu istiyorum. İstediğim budur. Bir de durup durup hakkımda böyle saçma sapan haberler çıkartacak bir aile, beni yok tutuklatacak, yok edecek, böyle şeyler istemiyorum. Peşimi bırakmalarını istiyorum Arto'cum. Son söz olarak da şunu söyleyeyim. Özür diliyorum ben gerçekten Türk halkından. Beni böyle görmediler bugüne kadar ama bu işler evlat işleri. İki tane kızım da beni çok seviyor. Ben de onlara çok aşığım. O yüzden bu ailenin hiç şansı yok bu konuda. Bence hani usturuplu hukuken elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bilmeleri gerekiyor. Size de cevap hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keşke kendisi de bağlansaydı da yüz yüze konuşabilseydik diyorum bu arada. Peki ne zaman döneceksin ülkeye? Çocuklarımın velayetini alır almaz döneceğim. Peki çocuklarının velayetini alırsan onları da Amerika'ya mı götüreceksin? Çünkü sen öncelikle kendi hayallerinin peşinde koşuyorsun, gözüküyorsun. Artucuğum dinle lütfen, hemen cevabını çok basit, çok basit bu sorunun cevabı. Ben 7 senedir buradayım. Artık burada yapacaklarımı tamamlamak üzereyim. Yani senin dediğin süreç geçti zaten. Ben ölene kadar burada kalacağım diye bir şey yok. Burada da bir düzenim var. Türkiye'de de var. Çocuklarımın eğitimini, velayetlerini aldığım takdirde Türkiye'de sürdürmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Harika. Peki. Sana çok teşekkür ediyorum. Seren, var mı söyleyeceğim bir şey? Gökhan'cığım inşallah bir an önce çocuklarına kavuşursun. Çünkü bir kız çocuğu babasız büyüdüğü zaman yarım büyür. Kız çocukları babasız büyüdüğü zaman yarım büyür. İnşallah anlayacaklardır. Beyefendinin de kız çocuğu var. Belki o da anlayacaktır diye ümit ediyorum ben. Belki o da o yüzden kendi kızına savunmaya çalışıyor. Hukuken anlayacaklar bir şekilde. Çok seviyoruz ve Türk halkı olarak da çok özledik. Şarkılarını da dinlemek çok istiyoruz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal. Öpüyorum hepinizi. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok öpüyoruz. Bay bay. Gökhan'cığım ben de seni seviyorum. Tabii ki şeytanın avukatlığını yaparak. Tabii sormak zorundasın. Senin bu oyunu seviyorum. Aynen. Bu arada tekrar söyleyelim. Hepimiz bunu tekrar söylüyoruz ayrı ayrı. Hepinizin cevap hakkı var. Kesinlikle. Çünkü inanılmaz iddialar. Yarın da yayınımız devam edecek. İstiyorsanız evet, yarın devam edecek. Ama yani de, konu ne olursa olsun, haklı veya haksız aramaksızın, söyleyeceğim tek bir şey Mehmet Bey'e, onun da kızı var, o da evladını düşünüyor, çok haklı ama bir kız çocuğu babasız büyüdüğü zaman yarım büyüyecektir. Bir şekilde bir orta yolu bulmanızı tavsiye ediyorum ben. Torunlarınızın sağlıklı büyümeleri açısından. Aslında düne kadar da ortak yol vardı galiba. Ama gidiyordu. Yani bu çocuk barışmak tekrar bir barış, evet. Da, barışmak istemiyorsa evet, da o da gitsin yoluna. Aynen. Yani yapılacak bir şey yok bence. Aynen. Hani bunu böyle tehditle, onunla bununla, bu sefer o da sinirleniyor. O da yapmayacağı şeyler aynen yapıyor. Aynen öyle. Bence bunu sulh yolunda, siz büyüklersiniz aslında, sizin birleştirici, en azından dost kalmaları açısından birleştirici olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ben. Tüm Türkiye'nin merak ettiği bir konuydu. Birinci ağızdan Gökhan Özen'den dinledik. Tüm ekibe tebriklerimizi sunuyoruz ama aynen, yarın aslında öyle konularımız vardı ki maalesef ama soğana yetişmedi. Yani, aynen. Yarın Amerika dosyasını açıyoruz. Yarın öyle bir var ki. Bir dosya kapanıyor, bir dosya sonra. Peki.